Ege TV ekranlarından hepinize iyi günler diliyorum. Sevgili seyirciler, bugün 6 Eylül. Balıkesir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü. Evet, Balıkesir kurtuluşu çok önemli ve bu önemli konuyu yıllardan beri Balıkesirlilere ve hatta ülkenin değişik bölgelerinde ve yurt dışında bütün dünyaya diyelim anlatan araştırmacı yazar Aydın Ayhan hocamızla birlikteyiz. Ama bu defa Aydın Ayhan hocamızın kitaplarla dolu evinden sizlere sesleniyoruz. Ve Aydın Ayhan hocamıza, programımıza hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk. Evet. O kadar dünyaya açılmış bir adam değilim. Ben sadece bu. Ama hocam artık ben bunu özellikle söyledim. Neden söyledim? Şu anda internet yoluyla sizin de internetinizden, paylaşımlarınızdan bütün dünyada herkes izliyor. Akşam izliyor, sonra izliyor. Bir kere bunu o mütevazılığı ortadan kaldırın hocam. Herkes izliyor. Şimdi biz şunu konuşacağız bugün. Balıkesir'in işgal yılları. Yani 29 Haziran 1920'den itibaren işgal olan Balıkesir ve Kurtuluş. Bugüne geleceğiz. Ama bugün biliyorsunuz pandemi hocam. Pandemi dolayısıyla işte bizler de dışarıda bir takım etkinlikler oluyordu. Bugün olmadı. Neden olmadı? Herkesin malumu. O bayramlara geleceğiz. Ama isterseniz 29 Haziran 1920'ye gelelim hocam. Nasıl geldik? Nasıl geldik? 15 Mayıs 1919 İzmir'e asker çıkardılar. Evet. Ve Anadolu'yu işgal etmeye çalıştılar bu adamlar. Bir şekilde geliyorlar. Manisa'ya kadar geldiler. Manisa'yı aldılar. Fakat birdenbire karşılarında hiç umulmadık bir şeyle karşılaştılar. Ayvalık'ta Ali Çetinkaya'nın 172. alay ve Edremit Burhani Havran'dan giden milli güçler oldu. Evet. Ayvalık cephesi açıldı. Arkasından Soma cephesi, Akhisar cephesi, Salihli cephesi, İbrinli cephesi. Birdenbire Yunan'ın karşısında, yani normal ordunun karşısında etten kemikten bir duvar oldu. Bakın 15 Mayıs 1919, 29 Haziran 1920'ye kadar. Evet. O sırada Atatürk Samsun'a çıktı bu arada. Samsun'a çıktı, yanında çok az insan vardı. Erzurum'a gitti. İnsan çok azdı. Sivas'a geldi. Hani asker olarak çok insan. Tamam asker ama asker olarak çok az. Ankara'ya geldi, çok az insan vardı. Evet. Atatürk'ün ordu bulmasına, para bulmasına, yiyecek bulmasına, insanları eğitmesine yarayan gerekli altın ordusuna saniyesi altın değerinde zaman kazandırdı Balıkesir cephede. Düşünün bakın kaç tane cephede saniyesi altın değerinde zaman kazandı. Şimdi Yunan bakıyor karşında bir şey var. Bunlar kendi şeylerine göre Marmara Denizi'ne yani Bandırma'ya doğru çıkmak istiyorlar. Çıkamıyorlar karşılarında çünkü silahlı güçler var. Bu güçler Balıkesirliler. Bu çevrenin insanları. Koşup gelmişler. Tarlasını bırakmış. Çoluğun çocuğunu bırakmış. Koşup gelmiş. Cephelerde tutuyorlar bunları. Ve bakıyorlar ki burada Türkiye'ye de takım şeyler var ama silah yok bu adamlarda. Doğruyu sop yok bu adamlarda. Bu adam ve birdenbire bakıyor adam İngiltere'den çok akıl almaz yardımlar alıyor. Balıkesir'e gelirken 26 Haziran'dan itibaren zırhlı araçlarla geliyorlar. Hava akınları oluyor. Bakın çok az insan bilir. Balıkesir'in üzerine 11 defa hava akını oluyor. Bombalar atıyorlar Balıkesir'in üzerine. İnsanlar ölüyor burada. Onu bilmiyorduk mesela tabii, hocam hava akınını. Tabii eski kervansarayın önünde mesela bir anne, bir nene bir şey çocuk ölüyor. Birisi şeyde o Kurteli abidesinin hemen arkasında bir boşluk var. O caminin önünde mesela bir bomba oraya düşüyor. İki kişi ölüyor. Hani şimdi sürekli insanlar da bakın bunları bilinmesi gerekiyor. Ve adamlar 29 Haziran'da cepheler geri çekiliyor. Çekiliyorlar Soma cephesi, Akhisar cephesi. En sonunda geliyorlar acaba Giresun cephesi dedikleri. Savaştepe'nin eski ismi. Giresun cephesinde tutunalım diyorlar. Yine geri çekilmek zorunda. Çünkü adamlar silahlı geliyorlar. Adamlar yani akıl almaz silahlarla geliyor. Makine tüfeklerle, bazukalarla, şunlarla, bunlarla geliyor. Ve geri çekiliyorlar. Pamukçu'ya geliyorlar. Kazım Bey var. Altay o zaman sonra orgeneral oldu. Genel konu başkanı oldu. Şimdi acaba burada durabilir miyiz diyorlar. Tutabilir miyiz Yunan'ı? Fakat bir bakıyorlar. İki tane top var. Bir tane mermi kalmış. Geri çekiliyorlar. Balıkesir'i boşaltmak zorunda kalıyorlar. Ve Balıkesir Kuvayi Milliyeci'de ailelerini alıyor. Aileleriyle beraber buradan gidebilenler tabii. Aileleriyle beraber buradan gidiyorlar önce Bursa'ya. Bursa'dan Eskişehir'e geliyorlar. Eskişehir'de duruyorlar. Eskişehir'e gelir gelmez şimdi Balıkesir cephesinden çekilenler de Sakarya İnegöl cephesinde
Kürt nicahını tutuyor Balıkesir meseleleri. Ve çoğu Sakarya Savaşı'nda eriyorlar. Ama aileler Konya'dan Atatürk'ün emriyle Antalya'ya gönderiliyor. Orada başlarında Keçeci Hafız ve Yircalı Şükrü Bey. Yircalı'nın babası. Şükrü Bey Antalya'da 70-80 tane kadın, vahimli hepsi ötekiler cephede. Kocalar cephede. Kadınlar bir şey olmasın diye. Çünkü yaptıkları şey şu. Birazdan ben şey anlatabilirim bir şeyle. Mesela Kuvayi Millicilerin kadınları önce alıyorlar. Kapalı şey diyor, hapsediyorlar. Hani teslim olsunlar diye imanı. Böyle bir taktikleri var. Şimdi buraya geliyorlar 29 Haziran 1920. Evet. Ve dağılıyorlar tabii. Etrafa dağılıyorlar bunlar. Kasabalar şey diyorlar. Kendilerine yanlış buldukları bazı yerlerde karakollar kuruyorlar. Şeyler var. Ve yavaş yavaş işgal ediyorlar. Şimdi cepheler bozulmaya başlıyor. Yani cepheler bozulmaya başlıyor. Mesela birdenbire bakıyorsunuz Ayvalık cephesi bozuluyor. İşte İvrimli cephesi geri çekiliyor. Soma cephesi geliyor. Ve Savaş Tepe'de yapılan savaşlardan dolayı 1936 Atatürk'ün emriyle Giresun cephesi Savaş Tepe adına verildi oraya. 36'da verildi. 36'ya kadar hep orası Giresun. Giresun olarak geçiyor. Hani iki Giresun var Balıkesir şeyde Türkiye'de. Birisi Karadeniz'de. İl olarak bildiğimiz yani, bir de bizim Savaştepe. O zaman bir nahiye burası. Evet. Şimdi burada tabii gelir gelmez Yunanlar hemen yandaş buluyorlar. Hürriyet ve İtilaf Fırkası yandaşları var. Bunlar şimdi Atatürk'ün yanında normal şeyde var, iddiaçılar var. Atatürk'ün yanında kendilerine göre şey. Bir de Hürriyet ve İtilaf biz yaptık, biz Yunan'ı çağırdık diye. Yunancı oluyorlar Hürriyet ve İtilaf Fırkası yandaşları. Evet. Yunancı oluyorlar. Güzel Yunancı oluyorlar adamlar. Hani gavurcu diyorlar bunlara o şeyde. Bütün her tarafta gavurcu oluyorlar. Ve bunlar tabii onlardan bir takım şeyler, paralar oluyorlar. Hatta Balıkesir'de, Bandırma'da biri Balıkesir'in içinde iki tane gazete çıkıyor. Birisi Rişat, Bandırma'daki Adalet diye bir gazete. Yunan yanlısı gazete. Yunanlardan para alıyorlar. Şimdi adam bir kısmı da nasıl parasızdırırız diye alıyor. Fakat o arada Balıkesir bu çevrede, hani bu dağlarda Yunan güçleri var, yani bir güçler var. Mesela bir normal nizami askerler var. Bir takım yerlerde kışlalar var. Kışlarda, Balıkesir'de de şeyler var. Nizami askerler var. Evet. Yunan jandarmaları var. Rum eşyalar var. Ondan sonra Rum gönüllüler var. Ermeni gönüllüler var. Bir de Rum izciler var. Şimdi Rumlar bakmışlar ki oturalı, Yunanlar oturmuş. Buradaki yerli Rum çocuklarını alıyorlar. Onları eğitiyorlar silahlı olarak. Onları da asker olarak kullanacaklar. Bunun karşısında önce hani hiçbir tarafta olmayan, sadece soygun amaçlı, halkın çalı kapıcı dediği eşkıya grupları var. Bunun dışında milli müfreze dediğimiz ve çete, şimdi onlara da çete diyor ama milli müfrezeler var. Şimdi, onlar eşkıya, çete demeyelim onlara, tabii, eşkıya diyor. Şimdi Yunanlılar demirci yaklaştı ama Balıkesir'le, Balıkesir Barosu'nun kurucularından İbrahim Ethem Bey var, İbrahim Ethem Akıncı. Evet. Hani bunun resimlerini de birazdan göstereceğim. Görüntüler olacak tabii ki. İbrahim Ethem Bey var. İbrahim Ethem Bey yanında, şimdi o sırada Çerkez Ethem Bey şeye geliyor, Demirci'ye geliyor. Bir takım sürtüşmeler olmuş, kaçıyor. Demirci'ye geliyor, yanında 5-6 bin kişi var. Ve bu arada onun emrine verilmiş, meclis kararıyla verilmiş, Parti Pehlivan ve Halil Efe'nin kuvvetleri var. Parti Pehlivan geliyor İbrahim Ethem Bey'e, Balıkesir'den tanıyor bu adamı, İbrahim Ethem Bey'i. Kaymakam Bey'di İbrahim Ethem, kaymakam, Demirci kaymakamı. Diyor, bunlar diyor Yunan'a teslim olacağız diyor, biz de Yunan'a sesliği atarız diyor. Kendi insanımıza silah çekmeyiz diyor. Biz sadece Yunan'a ateş etmek için diyor bununla beraber olduk. Hmm. Söyleyin bizi affetsin. Gidip söylüyor İbrahim Ethem Bey. Tamam diyor, gidebilirler diyor. Şimdi Demirci Dağları'nda orada köylerden birine Parti Pehlivan, bir başkasını da Halil Efe, yeni Halil Efe, onlar gidiyorlar. Yunan gelmeye başlayınca şimdi aşağı yukarı 1 Eylül günü Yunanlar diyor 1920'de Yunanlar şey gelince, Demirci'ye gelince bunlar oradaki karakolla beraber İbrahim Ethem Parti Pehlivan'ı Halil Efe'ye de sınırlı dallarına çıktı. Ve orada tabii birdenbire bir bakıyorsunuz orada bir özerk bölge kurmuş. Herkes şaşırıyor. Çünkü orada Yunancılar var. Bunların işleri eşkıyalı önlemek. Çünkü eşkıyalar var. Eşkıyalı önlüyorlar. Asayişi kuruyorlar. Kaymakam Bey her şeyin üzerinde. Orada asker topluyorlar. Onlar şey diyorlar, Yunanlara karşı geliyorlar. Hainleri temizlemeye başlıyorlar. Çok enteresan olaylar oluyor. Çok enteresan olaylar oluyor. Şimdi ve diyorlar ki burada bir özerk bölge. Fakat aynı anda mesela Sındırlı Dağları'nda, Bigalış Dağları'nda, Demirci Dağları'nda İbrahim Ethem Bey güçleri var. Bu çok nizam kurmuş. 10 tane böyle şey kurmuş.
Şimdi 150-200 kişi var. Şimdi 150-200 kişi bir köye gitse bir günde köyün bütün yiyeceğini yiyecek. Bunları 10'ar kilo, 15'er kilo gruplar müfezer yapıyor. Bunları dağıtıyor çeşitli yerlere. Müfezer kumandanlar var başında. Bunlar çeşitli köylerde doğuyor, şey var. Bütün şey işleri istedikleri zaman toplanıyor, istedikleri zaman dağılıyorlar. Yana evet. Karşı çıkacaklar. Şimdi ve İvrin'de Balya tarafındaki dağlarda Koca Müdür Tevfik Bey diye bir şey var. O çevredeki eski şeyleri de toplamış, Efe'leri, Kabadayıları toplamış. O İvrin'de ve Korucu dağlarında müfreze kurmuş. Onlar da daha değişik. Hocam şimdi bir görüntü geliyor ekrana bizim yanımızda. Kuvayi Milliye Müzesi'nde işte Kurtuluş Savaşı. O Kuvayi Müzesi'nde eski şeydir. Şimdi benim esas göstereceğim. Tamam anladım da bir taraftan o görüntüler tamam, var. Yes. Onu ifade edeyim. Tamam. Devam şimdi, edelim buyurun. Şimdi İvrin'de dağda Koca Müdür Tevfik Bey var. Onun hatıralarını oğlu bana yolladı. Tevfik Bey neler yapmış dağlarda. Evet. Ondan sonra şimdi şeyde Körfez tarafında hem Kaz Dağları'nda hem Burhaniye Dağları'nda bir başka bir grup daha var. Yine onlar da Nimrut'ta. Gönen'de Çakmak Bayırı'nda hem Altı Parmak Nuri Efe'nin grupları var. Orada şey Yıldırım Müfezeleri var. Onlarla ilgili enteresan belgeler var elimde. Hmm. Yıldırım Müfezeleri, fotoğraflar var, şeyler var burada çekilmiş. Şimdi onlar da orada özel bölgeler kuruyor. Kimse yanaştırmıyorlar. Ve dağlarda da Nimrut'ta. Mesela bir şey anlatayım. Şimdi Yunanlılar şimdi Gönen Dağları'ndaki müfrezelerin isimlerini biliyorlar. Gidiyorlar bunların hanımlarını toplayıp götürüyorlar. Bir yere hapsediyorlar. Şimdi birdenbire haber gidiyor. Eşleriniz şimdi bir Efe bir şey için dağda dolaşan birisi için hanımına bir şey etmek çok büyük ayıp. Gel diyor teslim ol kadınları bırakalım. Ne yapacağız diyorlar. Bu sefer onlar getiriyorlar bandırmadan trene bindiriyorlar. Şimdi tren istasyonlarda ayakkabı boyacıları var çingeneler. Bunlar milli müfrezelerden Çingen Ali diye bir milli kahraman var. Onun adamları. Bunlar görüyorlar bunlar. Kadınları bindiriyorlar. Nerede duruyor? Balıkesir'de. Balıkesir'de hemen aynı şey diyor. Nerede duruyor? Devirce. Onlar götürüyorlar. Şey, Dikili tarafında bir şeye kapsetmişler karakola. Bunu İbn diye haber veriyorlar. Bir gün Gönenler çıkıp geliyor. Gönen dağlarında. Atlarla çıkıp geliyor. Diyorlar ki İbn'de ya böyle bir şey var. Tamam diyor. Biz sizi götürüyoruz oraya. Dağlardan indiriyorlar. İbrindiler de atlarla beraber iniyor. Hep beraber iniyor. Karakolu basıyorlar. 60-70 tane kadını çıkarıyorlar. Herkes kendi hanımını arkasına şey etmiş. Atının arkasına. Atının arkasına. Fakat Yunanlar da geliyor atlarla. Şimdi iki kişi olunca hatta atlar yavaşlıyor. Bu sefer İbrindiler diyor ki siz bizim atları alın. Biz nasıl olsa yayan gideriz buraları. Bizim bölge. Siz diyor eşlerinizi bindirin. Eşler biniyor. Bunlar bu kaçıyorlar. Aşağı yukarı bir ay kadar sonra 2000 kadar koyun ve bütün atlar geri geliyor. Hmm. Yani enteresan olaylar oluyor. Çok değişik olaylar oluyor. Evet. Çok değişik şeyler anlatıldı bana. Hani şimdi Sındırgı Dağları'nda İbrahim Ethem Bey var kaymakam ve onun yanında Fatih Pehlivan var. Fatih Pehlivan Rumeli'li. Serezli. O Rumeli'de Bulgar komitacılara savaşmış. Teşkilatı çok değişik yerlerde savaşıyor ama Kurtuluş Savaşı'na da geliyor. Balıkesir'e geliyor. Balıkesir'de evet. İşte Balıkesir'de buluyor. Drama Rıza Bey'le bir takım şeyleri var. Yakınlıkları var. Hani buradaki şeylerle. O da şimdi Fatih Pehlivan bunun yanında. Ondan sonra Halil Efe var. Halil Efe orada bir Makbul Hanım'la evleniyor. Şimdi şeyde Fatih Pehlivan da evleniyor. Şimdi Makbul Hanım şimdi dağlarda kaçacaklar. Şimdi kendi eşlerine bütün Efe'ler yanlarındaki şeylerinde bir sürü eşleri var. Bunlar da arkalarından geliyorlar. Fakat bunları ayak bağı oluyor. Diyorlar ki kadınları bırakın diye. Güvenli köyler var. Oraya yolluyorlar bunları. Yollayacaklar. Yunan şeyden ellerine geçmesin diye. Fakat Makbul Hanım ben gitmem diyor. 22-20 yaşında bir kadın. Hani ben gitmem diyor kardeşim. Ben bir eşimi seviyorum. Ben eşimle geleceğim. Ya olur da olmaz da. Şimdi İbrahim Ethem diyor. Yollay bunu ya diyor. Gidiyor ya gelme diyor. Olmaz diyor ben geleceğim. Hmm. Bırakıyor bunu atla gidiyor. Fakat bir bakıyor. Nereye giderse Makbul Hanım tepeden bunlara bakıyor. Bir yere gidiyorlar, bak koşturayım ben Makbul Hanım'ın atıyla, şununla bununla. Geliyor onlara bakıyor. İbrahim Ethem diyor, ya çağır bari diyorlar. Çağırıyorlar, ona bir tüfek veriyorlar, ona bir çete elbisesi veriyorlar. Ve bu Makbul Hanım savaşlarda yardım ediyor, yaralarını sarıyor, yiyecekler götürüyor, silah götürüyor, cephane götürüyor, hepsi cephede. Bir gün geri çekilme söz konusu oluyor. Elini tüfeği alıyor Makbul Hanım. Diyor ki, eğer geri çekilirseniz beni öldürün önce, ben diyor sizden önce gideceğim. Gidiyor Yunan'ın karşısında ve orada şehit oluyor. Hmm. Şehit olur olmaz onu oraya gömüyorlar. Ve Halil Efe diyor ki kaymakam bey
ne olur diyor. Ben şehit olursam beni eşimin üzerine dön. Bak ne diyor ki şeyde biz diyor öyle bir savaş şeyde. Eskiden diyor siperde savaşırdı. Halife diyor eşi öldükten sonra. Bir çıkçısı siper hemen geri girmez diyor. Orada ateş eder dayakta. Bir ay sonra o da şehit oluyor. Ama diyor gömmemiz mümkün değil. Sınır gıdalarını çünkü gelmemiz mümkün değil mi? Sınır gıdalarını bir yere gömüyorlar. İsimsiz kahraman bunlar. Mezarları bir yere gömüyorlar. Sonradan şuradaydı, buradaydı diye ama yerleri belli. Gömüyorlar. Bir de Yunan üzerine düzülüyorlar. Toprak koyuyorlar üzerlerine. Hocam yine isimsiz kahramanlardan, pek isimleri geçmeyenlerden. Mesela bugün gene işte 6 Eylül günü sosyal medyadan da paylaştıklarınız da var. Ama herkes biliyor fakat o esas anlatılan ne olduğuyla ilgili bilmiyor. Bu tülü tabaklar olayında... Ay, yalan, tamamen uydurma. Öyle bir şey yok. Uydurma mı? Ya 10 kişi çıkıyor her gece. Her evin köprü kapısında fener var. 10 kişi çıkıyor. 2 tanesi Türk, 2 tanesi Rum. Gerisi Rum asker, silah. Herkesin elinde silah var. Silahlarda namlu sürülmüş. Öldürürler ya. Onları... 20 yıl önce de uydurdular bunu. Ama... Abi duruyor tamamen uydurma. Bu 50 yıldır bütün ya, bayramlarda oluyor. Yok canım bayramlarda çıkması ayrı. O başka bir oyun yapıyorlar. O ayrı bir şey. Hiç ilgisi yok. Yunanlı korkutuyoruz. Ya korkarım adamda silah var. Adam harpten gelmiş. Namlu'na hiç olmasa tetiğe basar. Allah'ını seversen ya. Ama öyle bir... Öyle bir algı, öyle bir yıllardan beri bayramlarda. Şimdi, peki gizli bugün söyledi ki paylaştıktan. Şimdi Molla Kamil diye birisi var. Bu Molla Kamil Fatih Pehlivan'ın kayınpederi. Kayınpederi. Ha, şimdi daha çıkıyorlar bunlar. Şimdi düşman sıkıştırıverince şeylere emanet ediyor. Diyor ki bakın oradakilere eşlerimizi diyor Yunan'a teslim etmeyin, öldürün. Molla Kamil diyor ki, parti, damat, kendi kızımı ben kendim öldüreceğim önce diyor. Ondan sonra diğerlerini öldür. Önce ben kendi kızımı öldüreceğim. Öyle dağlar açıp dolaşıyorlar. Yani bir baba kızını öldürecek, onun eline geçmesin diyor. Hmm. Şimdi çok enteresan olaylar oluyor. Mesela Molla Asfi diye şey, şimdi bunlar da şu 150-200 tane eşkıya var Yunancı. Sündüklü Davut diye bir adam var, Yunancı bunlar. Yunan'la beraber köylere basıyor. Köylere basıyorlar. İşte ganimet oluyorlar. Şey diyorlar, eşkıya bunlar. 200 kadar da Yunanlı askerle beraber dolaşıyorlar. Bunlar Sındır gıdalarına basmak istiyorlar. Sebep şu. Şimdi burada bir güç var. Ve bu güç yani Peyman abi olsun, işte İbrahim Ethem Bey olsun haber yolluyor Milli Ordu'ya ordaya. Diyor ki biz gelebiliriz yanınıza. Milli Ordu'dan haber geliyor İnönü imzasıyla. Mümkün olduğu kadar orada durun ve mümkün olduğu kadar Yunan askerinizi karşınızda tutun. Sakarya Meydan Muharebesi'nden kısa süre önce dağlarda onları temizlemek için işte aşağı yukarı 300 kişi Yunanlı sarıyor. Şimdi bunlar dağa çekiliyorlar. Yola çekiliyorlar, çekiliyorlar, çekiliyorlar. Bir Yacı Bedir köyü oradan da çekiliyorlar dağlarda, çam ağaçları arasında. Şimdi köylere basıyorlar. Şimdi köyler, hani bizim burada Balıkesir'deki bizim dedemin köyleri de, mesela Soğanlı köyü olsun, Çetin köyü, orada Bektaş Ağa'nın köyü, dedemin bizim Moğol Recep'in işte Gömeniş köyü. Bunlar da mağaralara gidiyor yolcular. Bunlardan saklanmaları için. Şimdi Yunan eline geçmesin diye. Evet. Yunan eline geçmesin diye. Şimdi dağlarda şeydi, bizim de yanında da İbrahim Ethem aç kalıyor. Dağda yemek yok. Düşünsene şeyin içindesin. Hadi bahar olsa ot ye. Ot da yok. Kar harfler. Molla Asit diyor git nenemi bul bize ekmek yapsın. Tamam diyor. Gidiyor tabii mağaraları biliyor. Gidiyor neresini buluyor. Ne diyor böyle biz aç kaldık ekmek yap. Tamam oğlum diyor. Köyde hiç kimse yok. Kadın ekmeği yoğuruyor. Fırını yakıyor. Alev alev yeniyor fırın. Akkor haline geliyor. At çek. Bakıyor Yunanlar köye giriyor. Asit diyor bak diyor sen diyor şey etme. Ben senin çaltılar vardır. Yani Yunan fırın tutuşturmak için. Altına göm sen gir diyor. Bunu saklarım diyor. Sakın ses çıkarma diyor. Yunan gidince. Tamam nene diyor. Giyiyor. Geliyor Yunanlar bakıyorlar ekmek yapıyor. Bir duman görünce onu soruyorlar. Şimdi eşkıyalar da var. Müslüman eşkıyor Müslümanlar. Ötekiler de var. Ne yapıyorsun diyor. Ekmek yapıyorum diyor. Kime yapıyorsun ekmeği? Evet diyor. Kendim yapıyorum. Ya bu köyde kimse yok diyor. Bir koca bir fırın ekmeği kim yiyecek? Ben yiyeceğim diyor. Sen diyor mutlaka bunu diyor dağdaki çetelere yapıyorsun. Yok diyor. Yapmıyorum. Ben kendim yiyeceğim diyor. Başlıyorlar dövmeye Yunanlar. Dövüyorlar. Kır başlıyorlar. Kırını söylemiyor. Dövüyorlar. Ya diyor tamam biliyorum diyor. Bilsem de bilmiyorum ama diyor bilsem de söylemem diyor. Yine dövüyorlar. Yok kadın da çıkıyor. Bu sefer eşkıyalar diyor ki biz bunu istersen eşkıya söyletiriz. Söylet diyor.
Sündük ve Davut adamlara işaret ediyor. Kadının kollarından birisi, ayaklarından birisi o şeydi. Yanmakta olan o akkor halindeki ateşin içine sokuyor ayaklarını. Kadın birdenbire ayakları yanınca düşünün için bak bağırıyor, çağırıyor, çıkı çekiyorlar, söyle diyorlar. Tamam söyleyeceğim diye çıkarıyorlar. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Ya Allah diyor, kendi balık mı ateşin içine atıyor. Kendi atıyor. Kendi atıyor. Alev karşı veriyor ortalık. Yunanların gözleri fal taşı gibi çekilip gidiyor. Yanıyor kadın. İbrahim Ethem diyor, yukarıdan biz gördük diyor bir şeyler olduğunu. İndik aşağıya diyor. Baktık diyor, kadının sadece yanmış ayakları, bir ayakları kalmış dışarı. Ve bir çalının arkasında bir çatırtı oldu diyor. Kaldırdık diyor, baktık vallahi dili tutulmuş. Bir ay konuşamadı çocuk. Korkudan. Hayır korkudan değil, nenesi, yani nenesi, nenesini şey... Hem korku hem üzüntü. Düşünsene. Allah Allah. Bu nazik bir kadının şeyi. Ya işgal yıllarında olan Kocabey'le Şerif. Bunlar şimdi 10 kişilik bir grup. Yine Yunan bunları sarmış. Sündüklü Davut sarmış. 150 kişilik bir grup. Şimdi bunlar ateşlediyorlar. Şeyde sert bir yerde. Kayaların arkasından tık 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 nokta açı vuruyorlar. Fakat cephane tükenmeye başlıyor. O sıralarda tam o sırada işte Kocabey'le Şerif ayağından vuruluyor dizinden. Sesleniyor. Arkadaşlar diyor. Bakın diyor, benim diyor götürmeniz mümkün değil. Ben vuruldum. Hani ben size yük olurum. Siz diyor elinizdeki fazla cephaneyi bana verin. Ben diyor mümkün olduğu kadar bunları tutarım. Siz diyor kaçmaya çalışın. Bunlar biliyorlar hani şey çekin hani karşısında ölecek. Sürüne sürüne geliyorlar. Helallaşıyorlar. Özlerini gözlerini döküyorlar. Fazla cephanelerini veriyorlar. Herkes 8-10 kişi. Çekip gidiyorlar, çekip gidiyorlar. Şimdi sağdan soldan ateş veriyor. Tek tek vuruyor bunları. Şimdi etrafından şey diyorlar, sarıyorlar belli. En sonunda bakıyor ki cephane de bunda da tükenmiş. Herkes ateş ediyor birden. E kalkıveriyor birden ayağı. Birden 150 tane tüfekten 150 mermi delik deşiriyor, düşüyorlar. Getiriyorlar Yunan kumandanın yanına. Bakıyor, kim bu diyor? Ya bunlar eşkıya diyorlar. Hayır, hayır diyor. Eşkıyanın da üstü başı düzgün olur. Bir cebine bakın bakın diyor. Cebinde 2-10 kuruş, bir 5 kuruş, 25 kuruş çıkıyor. Ya diyor eşkıyanın cebinde altın dolu olur. Bunlar tabii eşkıyalar öteki oradaki şeyi. Bunlar diyor ayaklarında bakın diyor ayaklarında çizme yok. Gıcır gıcır olan eşkıyanın her tarafı. Ayakta diyor, bez sarmış adamcağız. Yeah. Üstü başı parça parça. Diyor bunlar diyor siyasi çekiyor. Şimdi çok zor bunlar. O koca da ilişkisin. Mezara hem hani böyle şeyler çok oluyor. Hocam bunlar hep işte resmi tarihte, işte tarih kitaplarında anlatılmayan ama yaşanmış anlatıla. Kulaktan kulağa geliyor tabii, değil mi hocam? Tabii. Hayır, bunu bir evet. Görenler anlattı bana hocam. Evet, tabii. Şimdi şeyde Nasrullah, şimdi Edremitler yardım istemişler İbrahim Efendi'den. Edremit'te bir müfrezeyi Edremit'e yolluyorlar. Yunan karakollarına basıyorlar, onlar da bir şeyle basıyorlar. Geri dönerken buradan, şimdi ismini söylemeyeceğim. Yani ben biliyorum şeyini. İbrahim Efendi bundan bahsediyor ki şeyinde. Köye gelirken köy Yunancı köyüymüş. Bunlar ateş ediyor. Bunlar Türk köyünde aldırmıyorlar. Nasrullah Çavuş vuruluyor. Arkadaşlar siz gidin diyor. Beni götürün. Yaralı şimdi. Sürüne sürüne köyün okulunu mektebine gidiyor. Giriyor. Giriyor oturuyor. Sabahleyin kalkınca bakıyorlar yerde kan izleri var. Yani okula gidiyorlar. Okulda bunu buluyorlar. Bir kanı hazırlıyorlar. Kanıya yatırıyorlar bunu. Ya diyor arkadaşlar diyor. Siz diyor bak Müslümansınız. Yanlarında muhtar, imam, birkaç kişi. Bunları getirip Balıkesir'e şeye verecekler kumandana para alacaklar. Ya diyor beni siz öldürün. Ben biliyorum diyor öleceğim nasıl olsa. Yaralandım. Beni siz öldürün diyor. Yunan'a teslim etmeyin. Benim yani bana leke sürmeyin. Götürüyorlar. Yunan'dan para da alıyorlar bunlar. Yunan götürüyor askeri hastaneye. Bizim şimdiki askeri hastane olduğu yerde hastanemiz zaten. Orada Yunan hastanesi. Oraya götürüyorlar. Geliyorlar tabii. Daha da kaç kişi var diyor. Bu küfür ediyor. Kaç kişi var diye küfrediyor. Oral küfrediyor, buna küfrediyor. Şimdi öldürsün istiyorlar. En sonunda dayanamıyor. Yunan işte kralına da, paçına da, papazına da bilmem. Çok ağır küfürler edince Yunanlılar tüfeklerin harbilerini sokarak şey ediyorlar. Nasrullah Çavuş. Nasrullah Çavuş'un yeri veriliyor. Mezara veriliyor. Şimdi Alabarda Dağı var. Köyün ismi değişti şimdi de. Ligadır'ın üst tarafında Alabarda'da bir yer var. Alabarda'da İbrahim Ethem Bey'in güçlerinde Balıkesirli erkek oğlu Ahmet var. Erkek oğlu bir ailenin çocuğu. Delikanlı. 20 yaşında delikanlı dağda. Bunlarla Yunanlarla savaşırken bunlar çarpışırken şehit oluyor.
Fakat götüremiyorlar şeyi. Bırakıyorlar orada gidiyorlar. Yunan kumandanı geliyor. Tanıyan var mı bunu? Yanlarında Yunancılar var. Tanıyorlar işte erkek oğlu Ahmet diyorlar. Kesin kafasını diyor. Kesiyor ailesine. Sarıyor bir beze. Bir kutuya koyuyor. Götürüyorlar. Küçük kardeşini 18 yaşından önce çağırıyorlar karakola. Aç diyorlar şu kutuyu. Açıyor. Bir bakıyor bir beze sarılmış bir şey. Bir açıyor abisi. Kafasını. Gözlerinden öpüyor. Göğsüne yapıştırıyor. Çekip gidiyor. Kimse bir şey demiyor. Geliyor eve, evine. Anne diyor, bak diyor. Abimi getir. Kadıncağız şaşırıyor. Oğlum diyor, bunu diyor, hemen benim gözümün önüne gör. Ne olur diyor. Evimin önüne gör. Karşıdan ben bakayım. Göreyim diyor. Göreyim diyor. Mezarını göreyim. Çünkü o zaman daha... Ve şu anda bu Başçeşme'ye giderken muhtarlığın şeyine sapan bir köprü vardı. Köprünün başında kafayı gömüyorlar. Evi karşıda. Bir çınar vardı. Çınarı sonra kestiler. Ortadaki çınar değil. Şimdi buraya çınar o değil. Onun deri tarafında köprünün başında bir çınar vardı. O çınarın başında o kafa vardı ve üzerinde bir yazı vardı. Kellesi burada, gövdesi Alabarda Dağı'nda, erkek oğlu Ahmet ruhuna Fatiha diyor. Biz çocukken hep görürdük onu. Fatiha diyor. Ben o mahallede büyüdüm. Yani o mahallede büyüdüm. Bir şeyde sel geldiği zaman alıp götürdü. Şeyi de kafa belki duruyor orada. Taşı aldı götürdü. Kayboldu mu orada? Hayır, o yeri duruyor fakat taşı yok. Peki hocam, şimdi yavaş yavaş vaktimiz de tabii ki hızla ilerliyor ama bu anekdotlar çok önemli. İşte kendine o hala tüylerim diken diken oldu. Siz bana bir şey yapamazsınız diyor. Kendi kendine atıyor fırının içine ve onların eline bırakmıyor kendini. Buna benzer etkileyici anekdotlar var mı başka? Çok dolu. Bunlar varsa her tarafı var. Ama şimdi varsa, bir şey kurtuluşa geliyorum. Kurtuluşa doğru gelelim. Ha, evet. Şimdi Haziran ayı içinde Mayıs ayı sonlarında orduya sürekli temas aldım herhalde. Bir haber geliyor. Diyor ki haber. Evet. Geliyoruz. Çok yakında geliyoruz. Hazırlığınızı yapın. Dahsındır da haber. Çok yakında geliyoruz, hazırlığınızı yapın. Hemen İbrahim Efendi haritayı açıyor. Hem bütün köylere haber yolluyor. Her köy hangi karakolu basacak? Her köy hangi demir yoluna hava uçuracak? Her köy hangi köprüyü uçuracak? Her köy hangi karakolu basacak? Hangi telgraf tellerini koparacak? Hani Yunan habersiz bırakacak. Bunu şey diyor, hazırlanıyorlar. Her köy belli artık biliyor, haber gelince. Şimdi haber geliyor, geleceğiz diye. Haber bekliyor herkes. Sındırdı dağında çadırda yatıyor tabii bunlar. Fatih Pahlivan geliyor. Kaymakam bey diyor bir sabaha karşı. Kalk diyor. Hayırdır diyor. O da yatıyor. Çadırda yerde yatıyor. Galiba haber geliyor diyor. Ne oldu diyor. Yeni dinle diyor. Kulağına yere veriyor. 24 şeyde Ağustos'ta. Ses geliyor. Güm, 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 güm. Top sesleri. Biraz sonra kesiliyor. Bekleyelim diyor. Biraz sonra bir daha başlıyor top sesleri. Haber geldi. Hemen bütün herkes köylere hemen bir haber gidiyor. Herkes işte köprüler uçuruluyor, demir yolları şey diyor, işte yollar kesiliyor, karakollar basılıyor. Bunlar da sınır göre doğru çıkıyorlar. Bakın hani şeyde Ağustos ayında çıkıyorlar şeyde 26 Ağustos, 25 Ağustos. Bakın geliyorlar karakolları basıyorlar, karakollarda birçok çatışmalar oluyor. Şimdi onlar kaçamıyorlar. Sınır şimdi 1 Eylül'den itibaren, bakın çok önemli bir tarihtir. 1 Eylül 1922'den itibaren Yunan ordusu bütün karakollara, bütün Yunan birliklerine, bütün Yunan şeylerine bir haber veriyor, telgraf çekiyor. Anadolu maceramız bitti, geri dönüyoruz. Mümkün olduğu kadar yanınıza gayrimüslimlerden alın. Onlar orada kalmaz. Alıp götürecekler. Böyle bir işbirliği yaptılar ya. Ve buradan bütün Rumları, Ermenileri, şunları bunları götürmüyorlar. Karakollar götürüyorlar. 3 şeyde Eylül'de Sındırgı kurtarılıyor. Sındırgı geliyorlar. Sındırgılar tabi bayram yok. Büyük bayram yok. Yunan karakolu çekilmiş. Fakat bir adam Sındırgı dolaşırken İbrahim Ertan Bey şimdi oralarda da bulundu ya. Birden 2-3 kişi boyunlarında ip. 2 kişi boyunlarında ip. Bir ağaca asmaya çalışıyor görüyor. Hayrola diyor. Ya diyor bunlar diyor Yunancı. Bu şu. Şunlar şunları yaptı. Bunlar diyor bizi asacağız. Diyor ya diyor arkadaşlar diyor. Bir bak diyor. Çok diyor. Çiçek gibi bir zafer kazandı. Bari diyor bu zaferimizi bunların pis kanıyla kirletmiyor. Affederim bunları ama diyor cezalarını verelim. Tamam diyor kaymakam diyor. Şimdi eşeklere ters oturuyor. Çıkıyor, sırt çıkmak zorunda bir don var ayaklarında.
eller bağlı, ayaklar bağlı. Eşeklere ve bir öğretmen de böyle küçük külah yapmış kağıttan. Üzerine ben bir haini vatanın tükürüm bana, müstahakım budur diye yazmış. Nasıl? Bütün herkes tüm tükürmüşler. Ve onu gören bir arkadaşım babası anlattı bana. Ya diyor, birisi diyor nasıl yaptıysa ta alının ortasına balgam atmış. Bu diyor tabii işte gidince balgam diyor böyle sünüyordu. Böyle sünüyor diyor. Bunlara ceza vermişler ve 1950'ye kadar bunlar sokağa çıkamadılar. Diyor. Öyle ceza vermişler. Sokağa çıkmayacaksınız ceza vermişler. Cezası verdiler. Bunlar sınırda şimdi şeye geliyor. Tabii her tarafta kurtuluş hareketi başlayacak. Geliyorlar Balıkesir'e doğru Çavuş'a geliyorlar. Çavuş'ta Arnavut Aslan Efe'yi Balıkesir'e yolluyor. Diyor Balıkesir'e haber ver biz geliyoruz. Ve Balıkesir'de de karşılıklıklar var tabii şeyler geliyor. Yunan kumandanı ne yapacağız diyor. Cephaneleri yok ediyor önce. Ondan sonra bütün Yunancıları ve bunları alıp trenle şeye yolluyorlar. Önce İzmir'e yolluyorlar. İzmir'in şeyi kapalıymış yolu kapalmış orada. Şeye Bandırma üzerinden yolluyorlar. O şekilde. Hani bu şeyde Balıkesir'e bir Balıkesir'de büyük bir şey bir şeyde düşünün o 5 Eylül günü Balıkesir kurtulduğunu yani yarın sabahleyin kurtulacağız diyor. Şimdi Çavuş'tan biz çıktık diyor İbrahim Ertem. Balıkesir üzerinden böyle bir o Arnavut Aslan haber veriyor. Aslan bir akşam önce geliyor ama değil geliyor, mi? Geliyor. Duruma bakıyor, geliyor, rapor alıyor. Hayır, herkes de söylüyor. Geliyoruz diyor arkadaş. Geliyoruz, yarınızı karşılayın. Herkes bu sevinçten geberiyor ya. Karşılayacağız. Yunanlılar da nasıl kaçacaklarının yani peşinde. Tabii oraya kaçıyor. Trenleme. Trenle kaçıyor. Bandırmaya. Tabii bandırmaya. Şimdi kasabalarda gelebilen geliyor. Gelemeyen kalıyor kasabalarda. Karma karışık oluyor. Şimdi çekiliyorlar onlar. Şimdi Arnavut Aslan geliyor. Onlar hemen geliyor. İbrahim Bey'e diyor tamam geliyorlar. Kas karşılayacaklar. Bir baktım diyor hatıralarına İbrahim Bey'e. Balık üzerinde bir toz buldu. Artık diyor şeye girmemişler diyor. Ki daha tarlalarına mallarına koşarak geliyor. İşte Çavuş'tan geliyoruz. Ve diyor baktım diyor yani Balıkesir'de ne olacak karışık böyle sıkıştırdım diyor. Anlamam aman demiş atların arasına kimseyi sokmayın. Başa çıkamayız. Binlerce halkı halk ha, karışmasın. Şimdi bir yaklaştık diyor. Benim diyor kız kardeşimin oğlu koştu geldi beni tanıyamadı diyor. 13 yaş sakal var. Hepimiz sakallıyız 13 ay tıraş oldu. Nerede daha da tıraş oldu? Dayım nerede koşturuyor diyor. Benim yandan geçti gitti. Artık diyor ağlayanlar atların nallarını öpenler atların yüzlerini öpenler ayağımıza çizmelerimizi öpenler. Hani elimize zaten tuttu vermiyoruz diyor. Silah. Bu ilk Çayırsar'da. Çayırsar'dan da oraya doğru geliyor diyor. Evet. Geldik Balıkesir'e diyor. Balıkesir karma karışık diyor. Ve hemen asayişi kurduk diyor Balıkesir. Herkes demiş emine de olacak. Yunanlara, Rumlara hiçbir şey yapmayacaksınız. Burada Alay Beyzade Rıza Bey var. O eski jandarma kumandanıymış o. Demişse bir asayiş sende. Rumlara bir şey yapmayın. Sakın ha yapmayın. Yaptırmıyorlar. Evet. Hani ondan sonra hemen ordusunu iki gün sonra ikiye ayırıyor. Bir grup Bandırma'ya, Erde'ye doğru gidiyor. Gönen'e doğru gidiyor. Bir orada Yıldırım Müfezzeli ile birleşiyor. Bir grup da şeye doğru gidiyor. Edremit'e doğru gidiyor. Evet. Edremit'e doğru gidiyor. Şimdi şeye doğru Bandırma'ya gidenler Yıldırım Müfezzeli ile birleşiyorlar. Onunla ilgili çok enteresan belgelerim var ama şimdi gösteremeyeceğim size. Şey çok. Oraya doğru gidiyorlar. Gönen'de Yunancı olan bir takım gruplar var. Türk Yunan çekilmiş. Ama Yunancılar bize bir şey yaparlar diye sokak muharebeleri oluyor. Ve Bandırma'ya gidinceye kadar 80'den fazla şehit veriyorlar. Bandırma'ya geliyorlar. Bandırma'ya gelirken bunlar şeyden Kocaeli grubu var. Şeyi kurtarmışlar. Bursa'yı, Karaceli'yi kurtarmışlar. Bandırma'ya geliyorlar. Ve diyorlar ki şimdi gelen şeyde o kadar yorgun ki 5 gündür uykusuz insanlar. Askerimizi öküyordu. Onların da kumandanlar var diye. Bir binbaşı, bir tane yer var. Bunlar namları sürmüşler böyle gözler kapalı sürünüyor saadete dizilerin üzerinde. Hadi yavrularım, bandırmanızı kurtaralım yavrularım. Bandırmanızı kurtaralım. Sürüne sürüne geliyorlar diyor. Bir pusuya düşüyorlar. 80 kadar şehit veriyor. Albayrak Tepe'de orada gömülüyor. Onların isimlerinden tespit ettim askeri arşivlerden. Oraya şimdi yazıldı sonradan. Sadece kumandanı bir yarbayla şeyin kumandanı binbaşının şey resmi Nasrullah Çavuş Camisi'nin bahçesinin şeyindedir, kenarındadır. Orada o ayak olduğunda. Bir de Albayrak Tepe'de de abide yapıldı. Şimdi oradan doğru gidiyorlar, çıkıyorlar Erde'ye doğru. Erde'yi kurtarıyorlar. Bakın en son ilk kurşun, askeri kurşun, ilk kurşun normal İzmir'de atıldı. Hasan Tahsin attı gazeteci, Osman Neves. İkinci şey kurşun, askeri ama kurşun, askeri kurşun, evet. Askeri kurşun Ayvalık'ta atıldı. Ali Çetinkaya, Ali Bey, Afyonlu Ali Bey, Yarbay Ali Bey. En son kurşun Erdek'te Yunanlılara atıldı.
18 Eylül günü. Onun da kurtuluşu Mustafa, oldu. Mustafa Asım Efendi abi. Mustafa Asım Efendi bu Şehzadullah Camii'nin arkasında oturuyor. Ben de fotoğrafları da var, hatıralarını alıyorum. Allah Allah. Al yemekli albaydı. Yani Mustafa Bey Baba derdik. Çok enteresan hatıraları var onda. Ben neler anlattı o şeyde. Mustafa Asım Efendi o emniyi kurtaran adam. Son kurşunu da o atıyor. Son kurşunu o at. Evet. Şimdi şeye doğru gidenler, Edremit'e doğru gidenler, Edremit'i kurtarıyorlar. Şey, Ayvalık'a geliyorlar. 13 şeyde Eylül'de Ayvalık'ı kurtarıyorlar. Ayvalık'tan Yunanlar, o sırada Amerikan bayraklı gemiler Ayvalık bunlarını boşaltıyor. Tamam demişler, boşaltsın. Zaten bize şey boşaltsın istiyoruz biz. Ve 15 Eylül'de Topal Osmanlı adamları çıkıp geliyor. Esas kurtaran onlar. Ve hep 15 Eylül diye bahsediyor. Ama 15 Eylül günü 2. Ordu Balıkesir'e geliyor. Yakup Şevki Paşa kumandasında. Yakup Şevki Paşa geliyor. Fakat kimse karşılamıyor ona. Niye? İşte Balıkesir'in 6 Eylül'de kurtulmuş zaten. Canı sıkıyor adamı, bozuluyor. Neyse toplanıyor tabii. Şeyde, ordusunun hemen orada bir kısmını şeye, Bandırma'ya doğru yolluyor. Bir kısmını Edremit'e doğru yolluyor. Yakup, şeyde, Yakup Şevki Paşa. Ondan sonra geliyor şimdi Yakup Şevki, şimdi Koca Saat Kulesi'nin karşısında. Orada hükümet konağı var. Onun karşısında da bir vali konağı derler bir yer var. Şimdi vali konağında misafir ediyor oraya geçelim. Şimdi Yunanlar çekilirken Rumlar, gençler İncil'e el basar kimse de yemin ediyorlar. Sonuna kadar kalacağız. Sonuna kadar Türk öldüreceğiz. Yani biz burada öleceğiz. Böyle yeminler var. Mesela Bandırma'yı yakmışlar. 150 kadar Bandırma'da yakıyorlar. Sokak mağaraları var. İzmir'i yakıyorlar. Kaçarken. Manisa'da yani. Kaçarken kalıyorlar, evet. Ve yakıyorlar. Evet. Sokak mağaraları onlar öldürüyor. Balıkesir'de de var bunlar. Şimdi bunlardan büyük bir grup, 60-70 gibi grup geliyorlar. Şeyi basıyorlar. Yakup Şevki Paşa'nın kaldığı evi basıyorlar. O gece. Çünkü kapıda nöbetçi var. Nöbetçi yaralı. 15 Eylül. 15 Eylül. Kurtuluştan sonra. Evet. Şimdi Yakup Şevki Paşa o gece gün gelmiş. Ateş ediyor. Yaralıyor. Yakup Şevki Paşa tabancayı çekti. İki tabancayı iniyor aşağıya. Şimdi bu adam Balkanlarda komitacılarla savaşmış. Bu adam Çanakkale'de savaşmış. Kafkas cephesinde savaşmış. Suriye cephesinde savaşmış. Sakarya'da savaşmış. Büyük Darüz'da. Hani adamın hayatı silahla geçmiş. Bunları dinler mi? Hayatta ellerinde ilk defa tabanca alan adama. Tak 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 tak. Dördünü öldürüyor. Birini yaralıyor. Yaralı, öbürüne kaçıyor. Yaralı konuşuyor. Ne diyor? Hepsini ihbar ediyor. Şu. Gidiyor onları topluyor. Askeri mahkeme kuruluyor. Mahkemeden sonra bunların suçlu olanları, şeylerini, basanları falan. Onların hepsini kurşunuz. Son şey bu. Son şey bu. Yani kurtuluştan sonra da. Yani kurtuluştan sonra tabii. Şimdi adam çünkü bunlar. Çok enteresan hocam. Çok ya. Enteresan. Evet. O Yakup Şevki Paşa'nın ordusunun resimleri. Yani onlar ayın 15'ine kadar bir yerlerde saklanıyorlar. Ve tabii. Fırsat arıyorlar. Sonunda Yakup Şevki Paşa geldiğinde onu öldürmeye çalışıyor. Şimdi o sırada tabii bütün telgraf telleri kesilmiş. Bakın çok önemli bir şey göstereceğim. Evet. Her taraf telgraf telleri kesilmiş. Yol yok. Şimdiki televizyon yok, radyo yok, bir şey yok. Bir şey yok. Haber. Şimdi bakın 3 Eylül'de Sındırgı kurtuluyor. İbrahim Ethem Bey buraya geliyor. 4-5 Eylül'de Sındırgı dalları Yunanlar var. Yunanlar da kaçma telaşında. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ya nasıl kaçırlar adam? Gidiyor. Yollar kesilmiş. Yol arıyorlar. Şimdi kurtulduk mu kurtulmadık mı? Dağlarda Yunanlılar var. Herkes tereddütte. Bunun haber olur almaz. Garp cephesi kumandanlığının Eskişehir'de matbaası var. Ve havaalanı var. Şimdi bu matbaada bu bildiriler basıyorlar. Kurtulduk diye geliyorlar mesela Balıkesir'de. O zaman teyare için uçak mı var? Geliyor dolaşıyor bir tane kağıt atıyor. Bir açıyorlar bakıyorlar. Şimdi bu Balıkesir üzerine atılan şeylerden biri. Bandırmamız kurtuldu diyor. Allah Allah. Şöyle. Bandırmamız kurtuldu diyor. Şurada tabii zaten Arap harfleriyle yazıyor. Pek de ne olduğu belli değil. Ama bu orijinal değil mi hocam? Bandırmamız kurtuldu yazmış şurada. Evet. Şimdi daha sonra tam şey zaferi kazanınca bu gene Anadolu Ajansı şey. Sonra zaferi kazanınca bakın burada Mustafa Kemal imzasıyla Atatürk'ün imzasıyla evet. Şimdi şurada bu bir bildiri yayınlıyor. Bütün Türk halkına. Biz sadece kısa bir yeri okuyorlar bak yüksek. Tamam. Şuradan başla. Atatürk Anadolu Ajansı'yla bir açıklama yapıyor. Tabii kocaman bir bildiri bu aslında. Tamam ben okuyayım. Ankara Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri milletimize hitaben atideki beyannameyi neşir buyurmuşlardır. Yayınlamışlardır. Kısa bir şuraya okuyor. Büyük asil Türk milleti ordularımız 9 Eylül 338 sabahı yani şey olarak söylüyor. İzmir'imizi ve 9 Eylül 338 akşamı Bursa'mızı muzafferen tahsis ettiler. Kurtardılar. Tamam. Akdeniz askerlerimizin
zafer teraneleriyle dalgalanıyor. Asya İmparatorluğu'na yeltenen küstah bir düşmanın muharebe meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan ordu kumandanlarıyla kumanda heyetleri günlerden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin esiri harbi bulunuyorlar. Benim demiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin esiri. Esiri harbi. Düşmanın başkumandan tayin ettiği General Trikopis birçok gece ve gündüz meyusane çok evet üzgün bir şekilde muharebeden ve her çareyi halası tecrübe ettikten sonra her türlü kurtuluş çaresini tecrübe ettikten sonra nihayet mahiyetindeki generaller ve erkanı harpler ve kumanda ettiği ordunun elinde kalabilen bakiyeleriyle arzı teslimat eyledi. Ne diyor hocam? Teslim oldular diyor. Tamam. Teslim oldular. Eğer Yunan kralı da bugün esirlerimiz arasında bulunmuyorsa bu tacdarın seferi esasen yalnız milletlerin sefalarına iştirak etmek olduğundan muharebe meydanlarının felaketli günlerinde onların saraylarından başka bir şey düşünmemek tabiatlarındandır. Garp fabrikalarının çelik zırhlarıyla kaplanan muazzam Yunan orduları artık Anadolu dağlarında zabitleri tarafından terk edilmiş zavallı sürüler, cinayetlerinden tethiş ederek kudurmuş kitleler ve ağaç diplerinde kalmış dermansız yaralılardan ibaret kaldı. Tamam. Bittiler diyor tamam, yani. Tamam, gene gör. Tamam. Şimdi varsa sadece İbrahim Ethem Bey'in orijinal. O görüntülerde de vardı zaten. Aslı ben de. Gösterdik. Şimdi evet. Bu şey Erdeğin son kurşun adam Mustafa Asım Efendi. Evet. Hani bu orijinal. Bu 40'lı yıllarda falan vefat ediyor değil mi? Hayır evet. Hayır yok 60'lı yıllarda. 60'lı yıllarda. Evet, siz hatırlıyorsunuz yani. Benim evet. Komşum gibi. Burada fotoğraflar çok. Bunları da gösterdikten sonra programımızın sonuna. Şimdi istasyonu. Tamam. Kumandanı. Bunlar hep görüntülerde var hocam. Hocam şimdi bitiriyoruz. Tamam. Bitiriyoruz ama birkaç cümle hemen şu var. Şimdi eskiden çok coşkulu bayramlar kutlanıyordu. 6 Eylül bayramları biliyorsunuz köylerimizde herkes gelirdi. Şimdi bu pandemiden dolayı kutlanamıyor. Bu bir. İşte sabah challenge sunumu yapıldı. Onu söyleyelim. Çok böyle kısa süreli biz de gördük. Türk yıldızları uçtu. Evet. İşte akşam da 6 Eylül tarafından, 6 Eylül Belediyesi tarafından yıllardır organize edilen İsmail Akçay koşusu yapılacak. Bunlar var. Bunlar yapıldı. Ama siz, Allah size sağlık, sıhhat, nefes kuvveti versin. Siz her yerde, her platformda anlatıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bir cümleyle bitirelim hocam. Buyurun. Şimdi, çünkü. Aşağı yukarı 50 yıl önce bundan bakan yoktu. Evet. Ben topladım mesela. Bir sürü belgeler baktım ama göstermeye baktık şimdi. Bir evet. Malzeme topladım. Ve bunları yazıyorum, çiziyorum, bir şey diyorum. Şimdi Balıkesir'de müze kurulacak. Bunlarla ilgili. Bunlarla ilgili bir sergi de yapacağız. Hani ben bir takım şeyleri oraya bırakacağım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun tekrar hocam. Evet sevgili seyirciler. Bugün 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluşuydu. Biz de Aydın Ayhan hocamla yıllardan beri yaptığımız artık bütün arkadaşlarımız da Aydın Ayhan hocamızla konuşuyor, röportajlar yapıyor. Çok geniş kitlelere, gençlere de yayılıyor. Sağ olsun bir kez daha teşekkür ediyoruz. 6 Eylül'ün kurtuluşu öncesi işgal yılları ve kurtuluşu bizlere aktardı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.